İbrahim İslam Cengiz, Kahramanmaraş ile Andırın içerisinde polis memuru olarak görev yapmaktayım. Bahardan yaza geçiş aylarımızda bir piknik alanımızda Andırın'da. Piknikten sonra etrafı toplarken çalıların içinde bir kıpırtı gördük. Çalılara odaklandığımızda bir tilki olduğunu gördük. Tilkiye seslendiğimizde tilki bize tepki vererek yanımıza geldi. Yanımıza geldiğinde de tilkinin arka bacaklarından yaralı olduğunu gördük. Biz elimizle tilkiyi beslemeye başladık. Zaman zaman gittiğimiz zamanlarda da tilki yanımıza gayet rahat bir şekilde gelip yemeğini yiyip yanımızdan ayrılıyordu. Bu birkaç kere tekrar etti. En son ayağı iyileşene kadar, ayağı iyileştikten sonra da kendi doğal ortamına bizleri bırakarak gitti. En son bir ay öncesine kadar görmüştük. Peki İhsan Bey, tilki ile insanlar arasındaki bu diyalog sizce nasıl, yani yaban hayatı sonuçta nasıl bir tepkiyle karşılaştı tilki sizleri de görünce? Tilki bizi görünce önce bir panik oldu, biz de ondan daha çok panik olduk. Sonuçta bir yaban hayatına mensup bir hayvanımız. Fakat tilkinin yaralı olması, bizden ve göz göze geldiğimizde yardım umarcasına bir bakışı var tilkinin. Biz bunu yaralı olduğundan dolayı daha fazla şey yaptık. Elimizle besleyecek pozisyona kadar geldik. Elimizi de besliyorduk. Bazen de muhtemelen sinirli olduğu anlar oluyordu. Dişini de gösteriyordu. Fakat yemini güzelce yiyeceğini yedikten sonra da yanımızdan ayrılıyordu. Yaban hayatı bizim ilçemizde gayet bol. Bunun yanında tabi yasaklı dönemler de var. Bu sadece tilki için değil, bütün yaban hayatı için. Av yasağı dönemlerinde yaban hayatına da saygı gösterip avlanmazsak daha da memnun oluruz. Peki şefkat gösterildiğinde, yaban hayatında şefkat gösterildiğinde nasıl olumlu bir tepki oluyor mu? Hayvanlara karşı şefkat gösterildiğinde. Tabi olmaz olur mu? Hayvan yaralı. Bizden resmen yardım istiyor zaten. Elimize kadar geliyor. Yaban hayatı normalde gelmemesi lazım bu hayvanın elimize. Fakat yaralı olduğundan ve gördüğü ilgiden, zarar gelmeyeceğini bildiğinden dolayı elimizde ekmek yiyecek kadar elimize yaklaşıyor. Evet. Kargaç Çayırı'na balık avına geldiğimizde yaralı bir tilkiyle karşılaştık. Osman arkadaş tilkinin ekmeğini verdi. Tilkiyle insan arasındaki mücadele. Yaklaştığımızda dişini gösterecek kadar cesur. Kaçmalım, gel.